Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde alan ölçümlerine başlayacağız. Alan nedir? Alan şekillerin düzlem üzerinde kapladığı yeri alan diyorduk. Bir şeklimizi düzlem üzerine koyduğumuzda bunun kapladığı yere alan diyoruz. Şekillerin alanı bu alanı kaplayan birim karelerin sayesinde bulunur. Alan A ile gösterilir. Tam birim karelerle kaplanan şekillerin alanı bulmaya gelince şeklin alanını kaplayan birim karelerde hiçbir boşluk kalmıyorsa bu şekillerin alanı birim karelerde tam olarak bulunur. Mesela burada gördüğümüz şeklin içine hiçbir boşluk kalmadan birim kareler kaplanmış. Alan 8 birim kare. Çevresini saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çevre 12 birim. İkinci şeklimizde yine alan saydığımızda alan 16 birim. Çevreyi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çevreden 16 birim olarak bulunuyor. 3'e geldiğimizde yine şeklin kapladığı alanı birim karelerle kapattığımızda sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 birim kare. Çevresi de bu şeklin etrafında dolandığımız kısma çevre diyorduk. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim olarak çevresini bulduk. Gelelim dördüncü şeklimize. Burada yine alan şekli kaplayan birim kareler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alan 8 birim kare. Çevreye bakalım. Çevrede bu şeklin etrafından uğraştığımız ölçümdü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çevresi de 16 birim kare olarak kolaylıkla sayıyoruz. Gelelim diğer şeklimize. Bu şeklimizde kareli kağıtta verilen yukarıdaki şekilde soruları yanıtlayalım diyor. Önce kırmızı ve mavi şekillerin alanının farkını soruyor. Kırmızının alanını hesaplayalım kırmızı şekli. Birim kareleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kırmızı 28 bizim kare. Mavi sayalım bakalım doğru saydık mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mavi de 24 kare. Bunların farkı 4 birim kare olarak bulduk. İkinci sorumuz dedik 5 şıkkında. Şekillerin çevre uzunluklarının aynı alanların çevre uzunlukları aynı olacak, alanlar farklı. Çevresinin aynı olması için önce çevresini sayalım. Kırmızının çevresini saydığımızda şuradan başlayalım. Çevre bu şeklin etrafında dolandığımız kısım demek. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kırmızının çevresi 32 birim. Maviye bakalım. Maviyi şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Mavi de 34 birimden oluşuyor. Şimdi etraflarını eşitlemek için maviden şuradan 2 birim çevre kestiğimizde şuradan 2 birim çevre bunlar attığımız şunlar gibi buraya taşınıyor. 2 birim çevreye kısalttığımızda 32 olacak. O zaman şu parçalar çıkarıyoruz. Zaten şeklimizi buradan kestiğimiz zaman şuradakiler buraya taşınıyor. Bunların ölçüsü değişmiyor ama şu yandakiler devre dışı kaldığı için şeklimizin çevresi 2 birim azalıyor. Şeklimizin çevresi eşit oldu. 32-32 ama alanlar farklı olarak hesaplandı. Şimdi gelelim bu şekillere yarım birim karelerden oluşan şekillerin alanlarını nasıl bulacağız? Bazı şekillerin alanını kaplayan birim kareler arasında yarım birim kareler de olabilir. Böyle şekillerde iki yarım karenin bir birim kare olduğunu düşünür.
Mesela bakın şuradaki şeklimizde bak şurada yarım kareler var. Bu yarım karelerde şeklin bak şuradaki yarım karelere şeklin kaç kare olduğunu hesaplarken iki yarım karenin bir bütün olduğu düşünerek hesaplanıyor. Bakalım burada maviyle gösterilen kısımlar tam birim kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam birim kare maviyle 8 birim kare. Gelelim yarım birim kare. Sıralara bakalım kaç tane sıra var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yarım var. 6 yarım 3 tam yapar. 8 maviden gelmişti. 3 tam da sıradan geldi. Toplamı 11 birim kare olarak buluruz. Yine geldik. Şuradaki balık şekline gidelim. Balık şeklindeki kaç birim karede olduğunu hesaplayalım. Bakın burada 3 tür şekil var. Bir tam kareler. Kahverengiler oluşan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim kahverengiler oluşan bir tam şekil var. Sarılardan oluşan yarımlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yarım. 3 birim de sarılardan gelir. Bir de bu yeşiller var. Yeşiller tam yarım değil de şuradaki bakın dikkat ederseniz şu kesin biraz büyütelim orayı. Şu kesin ikisi bir kare olarak hesaplıyoruz. Bir kare bir de burada iki yarım kare olarak iki yarım iki tam kare olarak hesapladık. 8 artı 3 artı 2 13 birim kareden oluşan şeklimizi bulmuş oluruz. Şimdi gelelim. Bazı şekillerde ise alanı kaplayan birim karelerden bazılarının ölçülmesi zor olan boş kalıyor. Yani tam yarım kalmıyor. Bazılarının ölçülmesinde zor olan boşluklar kalmakta. Bakın şeklimizde görüldüğü gibi burada tam karelerden oluşmuyor. Tam yarım da olmuyor. Bazı şekilde bunun ölçülmesinde şöyle bir yol izliyoruz. Önce tam birim kareler sayıyoruz. Yeşiller tam birim kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yeşilimiz var. 8 birim karemiz var. Tam birim kare 8. Şimdi şu yarımları ya da karelerin içinden geçen bir kısım geçen kısımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 birim karende kısmen belirgelerinden bu şekilde geçmiş. Böyle durumlarda bu 16 birim kare yarım karelerin bunların sayılıp ikiye bölünür. Böyle yaklaşık bir tahmini sonuç bulmak için 16 birim kare ikiye böldük. 8 birim kare olarak kabul ederiz. Burada zaten tam ölçüm olmaz. Yaklaşık ölçüm bulacağız. Onun için bunları 8 tane olarak kabul ettik. 8 bütün vardı. 8'de bunların yarım geldi. 8, 8 toplamı 16 birim kareden oluşur. Dediğimiz gibi bu sonuç yaklaşık sonuç. Tam sonuç değil. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek çözelim. Bakın bu kareleri hesaplayalım. Önce tam kareleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim kare tam 8 artı yarımlar sayalım. 1 yarımlar renkli kalemi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 yarım da 2'ye bölsek 6 birim sayıyorduk. 6 birim çünkü bunlar 12 kareden geçtiği için yaklaşık olarak 6 birim kare sayılıyor. 8 6 14 birim kare. Ama dediğim gibi 14 birim kare yaklaşık sonuç. Tam sonuç değil. Yine sayalım burada. Önce yarımdan bütünler sayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın bu şeklin bir özelliği var. Şu üst kısımda şurada yarım kareler tam yarım oluştuğu için bunları sayarız. Şurası 2 yarım 1. Şurada 2 yarım 1 de buradan gelir. Şurada 1, 2, 3, 4. Burada 2 yarım gelir. İşte 4 yarımdan 2 bütün gelir. 2 birim. 4 de burada 6 birim bütünümüz var. 6 birim karemiz var.
Şimdi şuradaki alttaki eğik bir şekil olduğu için burada içinden geç kareler sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 karenin içinden geçiyor. 5 karenin yarısı 2,5. Birim kare. Toplamı da 8, 2,5 daha, 6, 2,5 daha, 8,5 birim kare olarak buluruz. Geldik buraya. Burada önce tam kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4. Şurayı boşluk gördüğünü burayı saymıyoruz. Şimdi yarımları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yarım var. 10 yarım 5 birim kare yapardı. 4 de burada geldi. 9 birim kare olarak buluruz. 9 birim kare. Gelelim dikdörtgene. Dikdörtgenimiz şu orta kısım boşluk. Bunu almıyoruz. Geri kalan kısım sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 birim kare. Şuradaki E harfini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 birim kare. Şimdi çola bak. Buraya kareli zemini elimi çizdim. Elimin kaç birim karede olduğunu bulmak için önce tam olan birim kareleri sayalım. 57, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 tam birim kare. 184 tam birim kare. Şimdi bir de yarım olan birim kareleri sayalım. Yarım ve yarıma yakın olanları sayalım. Yine yarım ve yarıma yakın olanları saymaya başlıyorum. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 110 yarım ve yarıma yakın birim kare var. Bu 110'un ikiye böldüğümüz zaman 55 birim kare buradan gelir. 184 de buradan. Topladığımız zaman 184 55 daha topluyoruz. 9 13 13'ün içeride var 1 239 birim kareymiş elimin tahmin ölçüsü. Sizde çocuklar matematik defterinizde kareli olarak 5 nesnenin böyle tahmini yaklaşık olarak sonuçlarını bulacaksınız. Eliniz olabilir, kaleminiz. Size kalmış 5 nesnenin ölçümünü yapıp fotoğraflarını da atıyorsunuz. İyi günler, kolay gelsin.